Merhaba arkadaşlar, bugün size diş üreme sisteminden bahsedeceğim. Artık sistemlerin son kısmıdır üreme sistemi. Üreme sistemiyle birlikte 11. sınıf sistemler kısmını bitirmiş oluyoruz. 11. sınıfta bir de ekoloji kısmı var. Ekolojiyi zaten çektim. Videolardan bulabilirsiniz. Daha sonra 12. sınıf konularına geçeceğiz artık. Şimdi gelelim diş üreme sistemine. Diş üreme sisteminin arkadaşlar 5 tane elemanı vardır. Bunlar nedir? Yumurtalıklar, yumurta kanalı, döl yatağının ağzı, bir de vajina dediğimiz kısım vardır. Şimdi bunları ben şekil üstünde göstermek istiyorum. İlk önce yazalım diş üreme sisteminin elemanlarını. Şöyle diyelim. Dişi üreme sistemi elemanları. Nedir bunlar? Ne dedik? Bir dedik yumurtalıklar. Yumurtalıklar. Arkadaşlar genelde bunların ikinci isimleri de soruluyor. O yüzden ikinci isimlerini bilin. Ovaryum, yumurtalıkların diğer adı. Daha sonra iki diyoruz. İki. Yumurta kanalı. Arkadaşlar bunun adı da Fallopi tüpü. Fallopi tüpü veya Fallop tüpü olarak da geçebilir. Daha sonra üçüncü olarak döl yatağı diyeceğiz. Döl yatağı. Döl yatağının iki ismi var. Rahim ya da uterus. Uterus. Genellikle döl yatağı ismi kullanılıyor ama. Gelelim dördüncüsüne. Dördüncü kısım serviks. Bunlar döl yatağının ağzıdır arkadaşlar. Son olarak da altıncı kısım vajina. Vajina. Evet, bunlar diş üreme sisteminin elemanları. Şimdi şekil üstünde gösterelim. Arkadaşlar şeklimize baktığımızda bakın şu şekilde. Şöyle bir yapıya sahiptir diş üreme sistemi. İki taraftadır zaten yumurtalıklar. Şöyle yine gösterelim. Şimdi şekil üstünde bakalım nelerimiz varmış diş üreme sisteminde. Arkadaşlar diş üreme sisteminde yumurtalık dediğimiz yapılar bulunur. Bakın yumurtalıklar şunlardır. Her iki kısımda da şu şekilde kese şeklinde bulunan yapılara biz yumurtalık diyoruz. O zaman şunlar neymiş? Yumurtalıklar. Yumurtalık. Yani ovaryumdur. Ovaryum. Yumurtalıkların bağlandığı kısımda Fallopi tüpü yani yumurta kanalı bulunur arkadaşlar. Yumurta kanalı. Diğer bir adıyla neydi? Fallopi tüpü. Daha sonra ne var? Döl yatağı yani rahim var arkadaşlar. Döl yatağı da şu büyükçe olan yerdir. Döl yatağı. Diğer bir adıyla rahim ya da uterus diyebiliriz. Daha sonra serviks ve vajina. Bakın döl yatağının bitiştiği ağız şurası. Serviks. Serviks. Yani döl yatağının ağzıdır. Daha sonra bitiş kısmında nedir? Vajinadır. Evet, bu şekilde diş üreme sisteminin yapısı. Bir de arkadaşlar burada bilmemiz gereken bir şey daha var. Bir tabaka var. Rahimin içerisinde bulunan bir tabaka. Bu tabaka bebeğin gelişimi için oldukça önemli bir tabakadır. Endometrium tabakasıdır. İçerisinde bulunan tabaka da endometrium tabakası. Endometrium tabakası. Bir de yumurtalıklara tutunan, bakın şöyle el şeklinde olan yapıya da kirpiksi huni diyoruz. Kirpiksi huni. Bunun görevlerini de söyleyeceğim. Görevi şudur. Yumurtalıklardan çıkan yumurtayı alarak yumurta kanalına geçmesini sağlayan bir yapıdır arkadaşlar. Kirpiksi huni. Şimdi gelelim diş üreme sisteminin görevlerine. Nedir görevler? Bir kere yumurta oluşturur arkadaşlar. Eşey hormonlarını üretir. Mesela östrojen ve progesteron hormonlarını üretiyor. Döllenmenin gerçekleştiği yerdir diş üreme sistemi. Ve fetüsün gelişimi için yani bebeğin gelişimi için uygun ortam oluşturur. O zaman yazalım görevlerini. Şöyle diyelim. Görevleri diyelim. Birincisi neymiş? Dişi gametleri yani yumurtaları oluşturur. Dişi gametleri. Parantez içerisinde yazıyorum. Yumurta oluşturur. Daha sonra arkadaşlar ikinci görevi neymiş? Onu da yazalım. İkincisi eşey hormonlarını üretir. Eşey hormonlarını
Üretir. Neresi üretiyor? Yumurtalıklar üretiyor bu hormonları. Üçüncü görevi neydi? Döllenmenin gerçekleştiği yerdir arkadaşlar. Döllenmenin gerçekleştiği yerdir. Daha sonra dördüncü görevimiz de nedir? Fetüsün gelişimi için uygun ortam oluşturur. Fetüsün gelişimi için uygun ortam oluşturur. Ortam oluşturur. Evet, bu şekilde diş üreme sisteminin görevleri. Şimdi isterseniz yumurtalıklardan başlayalım ve diş üreme sistemini işleyelim arkadaşlar. Diş üreme sistemi bölümleri diyelim ve bir yumurtalıklar diyelim. Şöyle sayfayı değiştireyim. Dişi üreme sisteminin bölümleri. Ne dedik? Bir yumurtalıklar diyeceğiz. Bir yumurtalıklar. Yani ovaryum. Arkadaşlar, yumurtalıklar nerede bulunuyor? Dişilerde vücudun ön tarafında bulunuyor. Karnımızın hemen alt kısmında bulunur arkadaşlar. İki tarafta da vardır. Sağda ve solda iki tarafta da bulunan bir çift organ yumurtalık. Peki yumurtalıkların görevi ne? Yumurtalıklar hem gamet üretiyor hem de östrojen ve progesteron salgılıyor arkadaşlar. Bu oldukça önemli. O zaman yazalım. Birinci özelliği olarak yumurtalıklar hem gamet üretir, hem de östrojen ve progesteron salgılar. İlk özelliği bu. Arkadaşlar, dişi bireyler yumurtayı ürettikten sonra bu yumurta ilk mayoz bölünmesini geçiriyor. Nasıl geçiriyor bakın. Mayozu biz iki evrede işlemiştik, değil mi? Mayoz 1, mayoz 2 olarak. Mayoz 1 evresini geçiriyor ve mayoz 1 evresinde bekliyor bu yumurtalar. Ergenlik dönemine gelindiği zaman bu yumurtalar her ay mayoz ikisini tamamlayıp dışarı atılıyor. Eğer spermle karşılaşırsa döllenme gerçekleşiyor. Spermle karşılaşmazsa arkadaşlar dışarı atılır. İşte bu olayın gerçekleştiği evre biz menstruasyon evresi diyoruz. Bu evreyi zaten anlatacağım size. O zaman yazalım. Ne kadar yumurta bulunur diye sorulursa arkadaşlar bizim yumurtalıklarda yaklaşık olarak 300 bin tane yumurta bulunur. Ama bunlardan sadece 300 ya da 500 tanesi kullanılıyor. Tabii kişiye göre değişebilir. Bunun sebebi her ay bir tane yumurtanın dışarı atılmasıdır. Yani hani çok fazla sayıda kullanılmıyor. O yüzden de zaten her ay olarak düşündüğünüzde menopoz dönemine kadar yaklaşık 300 tane 500 tane yumurta kullanılmış oluyor. O zaman yazalım. Dişi bireylerde yumurtalıklarda birinci oosit, bakın birinci oosit diyeceğiz. Birazdan birinci oositin ne olduğunu oogenez sırasında anlatacağım. Birinci oosit durumunda profaz 1 evresinde, bakın profaz 1. Dediğim gibi birazdan anlatacağım size. Profaz 1 evresinde bekleyen yaklaşık kaç yumurta dedik? 300 bin. 300 bin yumurta bulunur. Yumurta bulunur. Ama bunlardan ne dedik? Yaklaşık 300-500 tane kullanılır. Bunlardan yaklaşık 300-500 tanesi kullanılır. Peki geriye kalanlar ne oluyor? Arkadaşlar, geriye kalanlar da hormon yetersizliğinden veya işte besin yetersizliğinden falan kayboluyor. Küçülüp kayboluyorlar ortadan. Peki birinci oosit durumunda bekliyor dedik. Nerede bulunuyor? Arkadaşlar, folikül dediğimiz kesecikler içerisinde bulunuyor. Bu folikül dediğimiz kesecikler östrojen salgılıyorlar ve bu gamet olgunlaşıyor. Ergenlik dönemine gelindiği zaman tabii ki. Daha sonra folikül yırtılarak işte o yumurta içerisinden çıkıyor. O zaman yazalım. Ne dedik? Birinci oositler
Folikül denilen arkadaşlar kesitükler içerisinde bulunuyor. Bunu yazalım. Birinci oositler folikül denilen kesecikler içinde bulunur. Kesecikler içinde bulunur. Dediğim gibi her ay bu folikül içerisinden bir tane yumurta olgunlaşarak çıkıyor arkadaşlar. Folikül içerisinde gamet olgunlaşıyor, yani yumurta olgunlaşıyor ve daha sonra çıkıyor. Ayrıca yumurtalıkların bir özelliği daha var, bir görevi daha var. Arkadaşlar hormon salgılayarak, inhibe edici yani durdurucu hormon salgılayarak FSH salınımını düzenler yumurtalıklar. O zaman yazalım. Yumurtalık inhibe edici, inhibe yani durdurucu hormon salgılayarak FSH salınımını düzenler. Evet, yumurtalıkların özellikleri, görevleri bunlar. Şimdi size oogenez yani yumurta oluşumundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir başlık yazalım şuraya. Oogenez diyelim. Nedir oogenez? Oogenez yumurta oluşumudur arkadaşlar. Hemen yazalım isterseniz. Mayoz bölünme ile yumurta oluşumuna biz oogenez diyoruz. O zaman yazalım. Mayoz ile yumurta oluşumuna oogenez denir. Oogenez denir. Arkadaşlar oogenezin aşamaları var. Şimdi ben bu aşamaları size ilk önce şekil üstünde göstermek istiyorum. Daha sonra ise açıklama olarak yazarız. Nasıl yazacağız? Bakın. Bizim yumurtalıklarımızda yumurta ana hücresi dediğimiz hücreler vardır. Bunlar iken kromozomdur. Şöyle şekil olarak gösterelim. Yumurta ana hücresi. Diğer bir adıyla oogonium. Bunlar iken kromozomlu hücrelerdir ve yumurtalıklar içerisinde, işte folikül dediğimiz keseler içerisinde bulunuyor. Arkadaşlar daha sonra bunlar mitoz bölünme geçirerek iken kromozomlu yine oogoniumlara dönüşüyor. Yani aslında yumurta ana hücresi ama mitoz bölünmelerle aslında sayısı ne oluyor? Çoğalmış oluyor. Daha sonra bunlar yine tekrardan profaz evresine gelmeden önce interfaz evresini geçiriyor arkadaşlar. İnterfaz evresinde birincil oosite dönüşüyor. Bakın interfaz evresinde birincil oosite dönüşüyor. Yazalım o zaman. Şöyle şurada interfaz evresi geçiriyor ve birincil oosit hala iken kromozomlu birinci oosite dönüşüyor. Bu birinci oosit daha sonra mayoz 1 bölünmesine geçiyor. Bakın mayoz 1. Şimdi birinci oosit bir de neydi? Profaz 1 evresinde bekliyordu. O zaman interfaz ve profaz 1 diyelim şuraya. O da kafamızı karıştırmasın. Profaz 1'den sonra birinci oosit olarak bekliyorlar. Embriyo döneminde. Daha sonra ergenlik dönemine gelindiği zaman bu birinci oosit mayoz 1'i tamamlıyor arkadaşlar. Ve ikinci oosite dönüşüyor. O zaman yazalım. Şöyle mayoz 1'i tamamlar. Bakın en kromozomlu iki tane hücre oluşuyor. Bunlardan birincisi ikinci oosittir. İkinci oosit. Şu da kutup hücresidir. Kutup hücresi. Arkadaşlar bu kutup hücresi sonradan kayboluyor. Yani besin yetersizliğinden dolayı kaybolan bir hücredir. Kutup hücresi. Evet, ikinci oosit de bu şekilde oluşuyor. İkinci oosit oluştuktan sonra arkadaşlar bu ikinci oosit eğer ki spermle karşılaşırsa işte birleşme gerçekleşiyor ve döllenme ile birlikte zigot olarak devam ediyor hayatına. Ama döllenme olmazsa mayoz 2'yi tamamlamıyor arkadaşlar. Direkt mayoz 2'si tamamlamadan dışarıya atılıyor. İşte aslında oogenezin karmaşık olan kısmı bu. Eğer döllenme olursa mayoz 2'yi tamamlar. Döllenme olmazsa arkadaşlar mayoz 2'yi tamamlamadan dışarı atılır. Tamam, bunu unutmuyoruz. O zaman devamını yazalım.
İkinci osit dedik. İkinci osit ne yapıyordu? Şurada döllenme olur. Bakın döllenme olur. N kromozomluydu zaten. Bir de sperm girişi gerçekleşti. Bakın şurada sperm girişi gerçekleşti. Buradan da N kromozomlu çekirdek oldu. Ne oldu? Döllendi. Döllendikten sonra mayoz 2'yi tamamlıyor. Ve arkadaşlar bu kutup hücresi tekrardan bölünebilir ya da direkt yok olabilir. Mayoz 2'yi tamamlayarak bir tane daha kutup hücresi oluşturuyor. Bu birinci kutup hücresiydi. Bu da ikinci kutup hücresi oluyor. İkinci kutup hücresi. Daha sonra da geriye kalan bu kısım, bakın bu döllenmiş olan yumurta mayoz 2'sini tamamlayarak şu şekilde döllenmiş yumurtaya tekrardan 2N kromozomlu döllenmiş yumurtaya dönüşüyor. Döllenmiş yumurta. Biraz size karmaşık gelebilir ama mantığını oturtturduğunuz zaman ki yazı olarak da yazacağım zaten. Şuraya ne yazalım? Sperm girişi diyelim. Sperm girişi ve döllenme. Ve döllenme olayı. İşte döllenme olursa mayoz 2 tamamlanır. Şurası da mayoz 2'dir. Mayoz 2. Şurası da neydi arkadaşlar? Mayoz 1. Mayoz 1. Evet, bu şekilde olay gerçekleşiyor. Şimdi hangi kısmın embriyoda, hangi kısmın ergenlik döneminde gerçekleştiğine de bakalım. Birincil oosit, yani şuraya kadar olan kısım, bakın şu kısım embriyoda gerçekleşen kısımdır. Şuradan sonrası kısım da arkadaşlar ergenlik döneminde gerçekleşen kısımdır. Yani yetişkinlik dönemi diyebiliriz aslında. Ergenlik dediğime bakmayın, ilerleyen zamanlarda da bu olay devam ediyor. Şimdi isterseniz söylediklerimi yazılı olarak yazalım. Şurayı kaldırayım. Şu şekilde diyelim. Ne demiştik? Oogonyumlar neyle çoğalıyordu arkadaşlar? Mitozla çoğalıyor. İlk önce şunu yazalım. Oogenez ne zaman başlıyor? Oogenez embriyonik dönemde başlıyor. Menopoz döneminde sona eriyor arkadaşlar. Bunu ilk önce bir yazalım. Şöyle oogenez embriyonik dönemde başlar. Embriyonik dönemde başlar. Menopoz döneminde biter. Menopoz döneminde sona erer. Sona erer. İkinci özelliğimiz ne? Oogenez nasıl başlıyor? Yumurta ana hücresi, yani oogonium üretimiyle başlıyor arkadaşlar yazılımında. Oogenez yumurta ana hücresi. Yumurta ana hücresi üretimiyle başlar. Üretimiyle başlar dedik. Yumurta ana hücresinin diğer adı neydi? Oogonium. Onu da yazalım. Bunları sürekli tekrarlayarak aklınızda tutun. Çünkü ileride karşınıza mutlaka soru olarak çıkacaktır. Daha sonra ne dedik? Oogonyumlar mitozla çoğalıyorlar ve bunlar birincil oositler oluşturuyor arkadaşlar. Oogonyumlar mitozla çoğalır. Mitozla çoğalır ve birincil oositler. Birincil oositleri oluşturur. Oluşturur. Birinci oositler ne yapıyor? Mayoza başlıyor. Fakat mayoz bir evresinde arkadaşlar, yani profaz bir evresine kadar ilerliyor. Bu olaylar ne zaman gerçekleşiyor? Embriyonik dönemde gerçekleşiyor. Bunu da unutmayalım. Şöyle yazalım. Birinci oositler mayoza başlar. Bakın. Mayoza başlar. Fakat profaz 1 evresinde durur. Dururlar. Bu olaylar ne zaman gerçekleşir? Embriyonik dönemde gerçekleşir. Bu olaylar embriyonik dönemde olur. Şimdi embriyonik döneme kadar olanları anlattık. Şimdi embriyonik dönemden sonrası, yani ergenlik dönemiyle birlikte ne olacak bakalım. Arkadaşlar ergenlikle beraber hangi hormon üretilmeye başlayacak? FSH. FSH folikül uyarıcı hormon, yani yumurtalıkları uyaran hormondur. Bu hormon
Ovaryumdaki o hani profaz bir evresinde bekleyen yumurtalar vardı ya, o yumurtaları uyarıyor ve bunlardan bir tanesi mayoz biri tamamlıyor. Mayoz biri tamamladığı zaman iki tane hücre oluşuyor. Bunlardan bir tanesi ikinci oosit, diğeri de birinci kutup hücresi. Birinci kutup hücresi besin yetersizliğinden dolayı kayboluyor ortadan, ölüyor arkadaşlar. Neden besin yetersizliği? Çünkü bakın, burada sitoplazma bölünmesinin eşit gerçekleşmemesinin bir sebebi var. Bunun sebebi şudur. Sitoplazma bölünmesi gerçekleşirken bir tane yumurtaya daha fazla besin gider. Çünkü döllenme yumurtanın içerisinde gerçekleşir ve embriyo ilk bir hafta ya da iki hafta bu yumurtanın içerisindeki besinle beslenir. Bu yüzden de yumurtanın içerisinde bol besin bulunması gerekiyor. O yüzden de arkadaşlar ne oluyor? İşte mayoz bölünme sonucunda oluşan hücrelerden birisi az sitoplazmaya sahipken diğeri daha fazla sitoplazmaya sahiptir. Embriyo beslensin diye. Evet, yazalım o zaman. Ergenlikle beraber FSH etkisiyle foliküllerden biri, hani folikülün içerisinde bekliyordu ya, foliküllerden biri mayoz biri tamamlar. Mayoz biri tamamlar. Tamamlar ve ikinci oosit oluşur. İkinci oosit oluşur. Daha sonra bu ikinci oositte ne yapıyordu? Mayoz 2'ye başlıyor arkadaşlar. Onu da yazalım. İkinci oosit mayoz 2'ye başlar. Mayoz 2'ye başlar. Fakat nerede duruyor arkadaşlar? Metafaz 2 evresinde duruyor. Mayoz 2'nin metafaz 2 evresinde duruyor. Hani burada dedik ya, döllenme olur olmaz diye. Metafaz 2 evresinde durur. Peki, durdu diyelim. Bundan sonra ne olacak? Arkadaşlar, ovulasyon dediğimiz, yani yumurtlama dediğimiz olay gerçekleşiyor. Hani sizi hatırlayın, üreme sistemini çizmiştim, diş üreme sistemini. Bakın şurası. Yumurtalıklarda bu olay gerçekleştikten sonra ovulasyon olur. Ovulasyon dediğimiz yumurtlama. Yumurta kanalına girer. İşte bu metafaz 2 evresindeki ikinci oosit nereye giriyor? Yumurta kanalına. Eğer ki burada bir spermle karşılaşırsa mayoz 2'yi tamamlayıp, bakın döllenme oluyor, mayoz 2'yi tamamlayıp yoluna devam ediyor. Ama spermle karşılaşmazsa mayoz 2 olmaz. Direkt yumurta buradan dışarı atılır ki bu da menstruasyon evresidir. Bunu anlatacağım size daha sonra. O zaman yazalım. Durur dedik. Ovulasyonla bakın. Yazalım. Ovulasyon. Ovulasyon neydi? Yumurtlama. Ovulasyonla döllenme kanalı. Döllenme kanalı dediğimiz yumurta kanalı. Döllenme kanalına alınan, bakın döllenme kanalına geçen ikinci oosit sperm tarafından, bakın spermle döllenirse ne oluyordu? Mayoz 2'yi tamamlar. Mayoz 2'yi tamamlar. Arkadaşlar, mayoz 2'yi tamamladıktan sonra şöyle telefonu bayağı kaydırdım. Mayoz 2'yi tamamladıktan sonra ne oluyor? İkinci oosit bölünüyor ve ikinci kutup hücresi oluşuyor. Bu hücre de kayboluyor zaten. Şöyle şuraya geçeyim. Mayoz 2'de ikinci oositin, bak, ikinci oositin ikinci kutup hücresi oluşur. İkincil kutup hücresi oluşur. Daha sonra zaten bu kutup hücresi de ne oluyor? Ortadan kayboluyor arkadaşlar. İkinci kutup hücresi oluştu. Birinci ve ikinci kutup hücresi ne oluyor? Yetersiz sitoplazmadan dolayı gelişemiyorlar ve canlılıklarını kaybediyorlar arkadaşlar. Bunu da yazalım. Birincil ve ikincil kutup hücresi yetersiz besinden
Dolayı ne oluyor? Gelişemiyorlar, canlılıklarını kaybederler. Canlılıklarını kaybederler. Yani ortadan kayboluyorlar. Şimdi bundan sonra ne olacak peki? Eğer ki metafaz 2 evresinde spermle temas etmezse ne oluyordu? Meiozu tamamlamadan dışarıya atılıyor arkadaşlar. Bunu da yazalım. Şöyle ovulasyonla döllenme kanalına giren ikinci oosit spermle karşılaşmazsa meiozu 2'yi tamamlamadan dışarı atılır. İşte bu olayda nedir arkadaşlar? Parantez içerisine yazalım. Menstruasyon döngüsü. Menstruasyon yani adet döngüsüdür. Menstruasyon döngüsüdür. Evet, bu şekilde işte oogenez dediğimiz olay gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi size bir de yumurtanın yapısından bahsetmek istiyorum. Yumurtanın yapısı önemli. Burada bir tabaka var. Bu tabakayı anlattıktan sonra artık diş üreme sisteminin diğer kısımlarına geçebiliriz. Onları da kısaca bahsedip videoyu bitireceğim. Şöyle başlık yazalım. Yumurtanın yapısı. Bu video biraz uzun olacak ama olsun. Ayırmak istemiyorum. Birlikte olsun arkadaşlar. Şöyle yazalım. Yumurtanın yapısı. Arkadaşlar yumurtanın yapısına baktığımız zaman bakın bir ortada ne var? Çekirdek. Çekirdeğin etrafını saran hücre zarı. Yani yumurta zarı dediğimiz yapı. Daha sonra bunun dışında bakın bir tabaka vardır. Zona pellucida dediğimiz tabaka. Bakın şöyle bir tabaka. Renkli kalemle çizdim. Bu tabaka türe özgü olan bir tabakadır. Ve arkadaşlar başka türden gelen spermlerin döllenmesini engelliyor. Yani buradaki spermin buraya gelişini engelliyor. Eğer başka türden geliyorsa. Bir de bunların etrafında şöyle hücreler vardır bakın. Şöyle hücreler. Bu hücrelere biz folikül hücreleri diyoruz. Şöyle etrafını tamamen kaplayan hücrelerdir. Vaktimiz gitmesin diye hepsini yapmayacağım. Bunlar da nedir? Folikül hücresi. Hani dedik ya folikülün içerisinde bulunuyor diye. Bunlar folikül hücreleri. Daha sonra şu pembeyle çizdiğim tabaka neydi? Zona pellucida. Bu tabaka türe özgü olan bir tabakadır ve sadece aynı türün spermlerinin girmesini sağlıyor arkadaşlar. Daha sonra hemen altında bulunan şu tabaka neydi? Yumurta zarı. Yumurta zarı. Ortada bulunan da nedir? Çekirdek. İşte bir yumurtanın yapısı bu şekilde. Zona pellucida tabakasından bahsedelim. Yazalım bunu da. Zona pellucida tabakası türe özgü spermlerin tanınmasını sağlar arkadaşlar. Bunu yazmamız yeterlidir. Tanınmasını sağlar. Evet, işte yumurtanın yapısı da bu kadar. Neyi anlattık şimdi? Yumurtalıkları anlattık. Yumurtalıklardan sonra neyden bahsedeceğiz? Yumurta kanalından. Bir de arkadaşlar rahim, vajina ve serviksten bahsedeceğiz. Onlar zaten kısa, hemen bitiririz. Şöyle yazıyorum ben. 2 diyorum. 2 yumurta kanalı yani fallopi tüpü. 2 yumurta kanalı. Yani fallopi tüpü. Arkadaşlar yumurta kanalı, hani hatırlayın kirpikli huni var demiştik. Yine şekli ben göstereyim şöyle. Bakın kirpikli huni ile başlayan ve rahime kadar devam eden bir kanaldır. Bu kanalın önemli bir özelliği var. Şimdi ovaryumdan serbest kalan yumurta nereye geçiyor? Yumurta kanalına geçiyor. Spermle burada karşılaşır arkadaşlar. Yani yumurtanın döllendiği yerdir burası. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Buranın içerisinde sille yapılar vardır. Bu yapılar eğer ki yumurta döllenmediyse ne yapıyor? Yumurta kanalının yumurtayı arkadaşlar döllendiyse de zigotu nereye gönderiyor? Rahime gönderiyor. Bunu da unutmayalım. Şöyle yazalım. Kirpikli huni adı verilen
Kirpikli huni denilen uç kısmıyla ne yapıyordu? Ovaryumdan serbest kalan yumurtayı alır ve kanala iletir. Evet, ilk özelliği bu. Daha sonra ne dedik? Yumurtanın döllendiği yerdir dedik arkadaşlar. Yumurtanın döllendiği yerdir. İkinci özelliği de, görevi de budur. Ve ne dedik? İçindeki sille yapılar sayesinde yumurtanın veya eğer yumurta döllendiyse zigotun arkadaşlar uterusa doğru iletildiği yerdir. Yazalım. İçerisindeki sille yapılar sayesinde yumurtayı ya da zigotu uterusa iter. Yani oraya gönderiyor. Evet, yumurta kanalının özelliği bu şekilde. Yumurta kanalında bilmeniz gereken şey yumurtanın döllendiği yerdir. Burayı kesinlikle unutmuyoruz. 3 diyoruz arkadaşlar. Döl yatağı. Döl yatağı ya da rahim ya da neydi? Uterus. Genellikle döl yatağı ya da uterus kelimesi kullanılır. O yüzden bunları iyi bilin. Arkadaşlar, uterus yani döl yatağı embriyonun doğuma kadar geliştiği yerdir. Düz kaslara sahiptir. Bu kaslar doğum sırasında kasılarak işte bebeğin dışarıya doğru çıkmasını sağlıyor. İç kısmında mukus tabakası vardır ve bol damarlı arkadaşlar endometrium dediğimiz bir tabaka bulunuyor. Bu tabaka menstruasyon döngüsünde kalınlaşıyor. Embriyonun gelişmesi için uygun bir ortam oluşturuyor. Eğer ki embriyo oluşmazsa bu tabaka işte bir miktar kanla dışarıya atıyor. Zaten dediğimiz gibi menstruasyon döngüsü bu şekildedir. Plasenta yaklaşık ikinci haftada oluşan bir yapıdır. İkinci haftaya kadar işte embriyonun beslendiği yer burasıdır arkadaşlar. Endometriyumdan beslenir. Evet, rahimle ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Yazalım arkadaşlar rahimle ilgili söyleyeceklerimizi. Şöyle diyelim. Embriyonun doğuma kadar geliştiği yerdir dedik. İkinci özelliği ne dedik? İç kısmı mukuslu ve bol kan damarlı bir endometrium tabakasından oluşuyor. İç kısmı mukuslu ve bol kan damarlı endometrium tabakasından oluşur. Daha sonra bir diğer özelliği neydi? Endometrium tabakası embriyonun gelişimi sırasında veya menstruasyon döngüsünde kalınlaşıyor arkadaşlar. Mitozla kalınlaşıyor ve embriyonun tutunması için bir ortam oluşturuyor. O zaman yazalım. Endometrium menstruasyon döngüsünde kalınlaşır ve embriyonun tutunması için ortam oluşturur. Evet, bir özelliği de bu. Şunu da yazalım. Plasenta oluşuncaya kadar embriyo endometriyumdan beslenir. Plasenta oluşuncaya kadar embriyo endometriyumdan beslenir. Evet, bu şekilde arkadaşlar döl yatağı yani rahimle ilgili söyleyeceklerimiz bunlardır. Gelelim son olarak artık vajina ve serviksten bahsedelim ve videoyu bitirelim. Gayet uzun bir video oldu. Şöyle 4 diyorum. Vajina ve serviks. Arkadaşlar, üreme sisteminin dışa açıldığı kısımdır vajina ve serviks. Vajina
İlk en dış kısımdadır. Serviks ise döl yatağının açıldığı ağızdır arkadaşlar. Serviks yumurtanın atıldığı ve ayrıca spermin vücuda bırakıldığı yerdir arkadaşlar buralar. Buradan kesinlikle idrar atımı yoktur. Bunu unutmayalım. Erkeklerde idrar atımıyla sperm atımı aynı yerden gerçekleşiyor ama kadınlarda öyle bir durum yok. O zaman yazalım. Üreme sisteminin dışa açıldığı yerdir. Daha sonra ne diyoruz? Spermin vücuda bırakıldığı ve döllenmemiş yumurtanın atıldığı yerdir arkadaşlar. Döllenmemiş yumurtanın atıldığı, tabii bir de doğumun gerçekleştiği yerdir. Doğumun gerçekleştiği yerdir. Gerçekleştiği yerdir. Son olarak şunu da yazalım. Bu kanaldan kesinlikle idrar atılmaz. Bu kanaldan idrar atılmaz. Çünkü idrar atıldığını düşünün. İçeride bebek var, embriyo var. Embriyonun olduğu yerden idrar atılıyor. Kesinlikle böyle bir durum olamaz. Evet, diş üreme sisteminin organları bu şekilde, yapıları bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda adet döngüsü yani menstruasyondan bahsedeceğim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.